Süper Amatör Lig'in 4. haftasındayız. Şu anda da çok değerli bir hocamızla birlikteyiz. Şimdi maç hakkında ve lig hakkında genel bir değerlendirmesini alacağız. Evet, bu maç hakkında ne düşünüyorsunuz? Dikkatle izlediğinizi gördüm ben de oradan. Teşekkür ederim. Evet, maçı iyi, ciddi gözlerle seyrettim. Yeni Mahalle Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da böyle bir sükutu hayli uğrattı beni. Sincan Belediyesi zaten her sene hemen hemen aynı başarıyı gösteriyor. Sezonun başı olması itibariyle ben oynayan 4 takıma da yine başarılar diliyorum. İleride daha iyi olacaklarını ümit ediyorum. Ama bundan ziyade ben birazcık da kendi içinde bulduğumuz problemlerden bahsetmek istiyorum. Türkiye'nin başkenti Ankara'da ciddi bir tesis problemi var. Mesela önümüzdeki hafta pazartesi günden itibaren antrenman saatleri değişti. Akşam saat 9:10'da antrenmana çıkacağız. Yenikent'ten, Sincan'dan gelen sporcularımız var. Evet, şikayetler bu yönde zaten. Yani onların eve gitmeleri 11-12'yi buluyor. Ne zaman yemek yiyecekler, ne zaman ders çalışacaklar, kendilerini ertesi güne ne şekilde hazırlayacaklar. Bunlar ciddi problemler. Başkente hiç yakışmıyor. 30 seneden beri bu camianın içerisindeyim. Bu tesis problemi bir türlü çözülemedi. Yeni Mahalle sahası da kapandı. Orada antrenmana çıkan takımlar da bundan sonra burada antrenmana çıkacaklar. Yani ciddi, çok ciddi problemler bunlar. Ankara'da tesis problemi bir türlü yıllardan beri çözülmedi. Biliyorsunuz kulüpler de yıkıldı burada. Mobil sistem kulüp arabanın arkasında toplar. İşte gördüğünüz gibi çocuklar, bugün yağmur var mesela. Evet. Yağmurluklarımız kendi yerimizde olduğu için bu şekilde antrenmana çıkmak zorunda kalıyorlar. Yani saymakla bitmez bunlar. Yıllardan beri dile getirmemize rağmen insanlar sadece bakıyor, görmüyor maalesef bir takım şeyleri. 33 senem geçti, üzülüyorum da işte bağlayıcı çocuklar, onlar için bırakamıyoruz aslında. Yapılacak iş kalmadı yani artık amatör kümede. Söyleyeceklerim bu kadar, size de. Kendi kulübünüzle ilgili de biraz düşüncelerinizi alalım. Hedefiniz ne, nasıl gidiyor, çalışmalar, hazırlıklar ne durumda, onu da bir öğrenelim. Evet, benim Önder Spor'da 3. hizmet dönemim bu. Zaten yıllardan beri sürekli hedefi olan bir antrenörüm. Kendi adıma konuşuyorum ben. Geçen yıl grubunda 2. oldu. 1. kümeye çıktı bu 19 takımımız. Bu sene de büyük bir ihtimalle yine onu tekrar etmeye çalışacağız. Yani kulüp yok. Kulüp yok yani. Gördüğünüz gibi işte arabanın arkasında gidip geliyoruz. En büyük problem gene tesis. Futbolcularımın özverilinden dolayı da hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum sizin huzurunuzda. Biz de teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamını diliyoruz.